azim bir durum var. Genelde tabii ki şehir merkezinde işte İstanbul'da, Bursa'da turistik olan bölgelerde bu mezarlıklar bakımlı. En azından korunur hale gelmiş, elden geçmiş. Fakat Anadolu'nun köylerinde, hele ki bu Eren yeri dediğimiz bölgelerdeki mezar taşlarının durumu içler acısı. El değmemiş durumda, kaderine terk edilmiş durumda. Doğa zaten, doğa şartları bu taşları önemli oranda yok ediyor. İnsan eliyle de yok oluyor bu taşlar. Bölgedeki mezar taşları örneklerinden hem görüntü hem de bizi ilgilendiren kısmı. İşte bu mezar taşının 5. satırında ruhu çün diyor. Buradaki çün edatı bizim için çok önemli. Bugün kullandığımız için edatıdır. Eski Anadolu Türkçesi döneminde bu üçündür. Hatta eski Türkçe uçum şekliyledir. Uçun, üçün, içün, sonra da çün olmuştur. Bunun çün şekliyle bu taşta karşımıza çıkması, dil malzemesi adına bizim için önemli. Bu taşların yani hakikaten nereye koyuyorlar bilmiyorum. Çok büyük bir kısmının kovukları yok. Yani yarıdan fazlasının kovuğu gitmiş. Taşlardan örnekler. Şimdi mesela bu taşta da üçüncü satırında meskenin darül bekadır demiş. O meskenin dediği yerdeki iyelik birinci tekil şahıs ekidir. Bu im şekliyle günümüzde meskenin deriz ama Eski Anadolu Türkçesi özelliği bunun meskenin şeklinde, ümmü şeklinde ki sonunda da bakın bekadur dediği o bildirme ekimizde dır dir değil dur şekliyle kullanmış. Bunlar bizim için önemli. Şimdi bölgenin tarihinin bilinmesi gerekir. Bakılması, dikkat edilmesi gerekir dediğim bu taşlarda kendini gösteriyor. Çünkü bunlar mezar taşlarının içinde önemli bir oranlı taşıma, devşirme malzeme var ki bu malzemeler de o bölgedeki arkaik kültürlerin malzemeleri olsa gerek. Evet, şimdi şekil itibariyle baktığımızda mesela bu taş Kızılcalı falan diye yazmış. Burada yer adı görülüyor. Bu önemli bizim için. Bakın bu da çok önemli. Bu taşı görünce ben çok sevindim. Akgel diye bir köy var Tavas'ta. Bu köyün bir de eski yerleşimi var. Eski yerleşimde bu mezar taşını gördüm. Hemen sene dedikten sonra alttaki satırda Dellerli diyor. Dellerli Yörük Hacı Hasan. Bu köyün bugün kadar